Senin dedikodunu yapıyordu. Koştur, 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 koştur. Evet. Böyle bayılıyorum. Canımsınız. Ne yapayım, duramıyorum yerimde. Duramıyorum. Şey soracağım. Mesela hep kışın konuşuyoruz. Turp gibiyim diyoruz. Turp yersek turp gibi olur muyuz? Evet. Bu inanılmaz doğru bir atasözü. Bütün turpgiller. Tamamen. Küçük kırmızı, pancarlar bu gruptan. Her şey, her şey. Çok kıymetli. Turubu çiğ tüketebilirsiniz, rendeleyebilirsiniz, salataların içine katabilirsiniz. Evet, onda da kükürt oranı çok yüksek. O da yüksek. Gaz yapıyor. Ama şunu unutmayasın ki hiçbir kimse unutmasın. Hücrelerimizin tamamında kükürde ihtiyaç var. Tamamında. Hmm. Dolayısıyla inanılmaz bir ürün. Keşke kara turup getirseydik büyük. Ben onu hep yapıyorum. Bağ mı koyuyorsun? Bağ. Evet. Kafasını öksürüye. Huni gibi kesiyorum. Altını kesiyorum. En alta zencefilleri rendeleyip bırakıyorum. Bak, onu yapmıyorum zencefil. Limonu da sıkıyorum. Onlar orada duruyor. Balığı yukarıdan koyuyorum. O iniyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sabahleyin dik kafaya. Ne böbrek taşı kalır. Yapıyor mu? Ne bir şey kalır. Harika. Hani bal koymayı biliriz ama zencefil gerçekten rendelemek bir de limon koymak çok güzelmiş. Hayatım eski şeyler her zaman çok güzel. Allah toprağını bol etsin, gani gani huzurlar içinde uyusun. Teyzeme bir kayınvalidesi vardı, Münire anne. Bütün mahalle ona koca karı derdi. Ama gerçek bir koca karıydı. Yani eski dildeki bir koca karı. Havanda otları, çöpleri döver. Efendim işte pazarlarda satılan bütün ürünleri alır. Ebe'ye gider, gebe'ye gider. Herkese koşuştur. Öyle, öyle. Ama nasıl bir kadındı? Her şeyi yapardı. Böyle asılı durur orada, bir takım şeyler kurutmuştur. Onları kaynatır, verir. Sırtımıza bal, karabiber sürer, öksürük geçer. Böyle büyüdük biz. Nasıl bal, karabiber karıştırıp sırtına evet sürüyordu? Evet. Yani öksürüyor çocuklar. Problem, ilaçlar büyük problem. Evet. Ben eczacıyım biliyorsun. Ben hiç ilaç sevmiyorum yani. Sıkıntı doğal oluyor. Yolda. Karabiberi, tohum karabiberi, yani tane karabiberi döveceksin. Hı. Balla karıştıracaksın. Sırtına bir güzel sıvayacaksın. Bir havlu. Göğsüne de tişörtü giydir. Çocuk terliyor. Kalk gece, uyandırma onu. Sil güzelce. Sabahleyinde bir ılık, temiz bir banyo. Bütün ter, toksinler gitsin. Bir şey kalmaz. Ay ne güzel. Her evet. Şeyin doğalı. Her bir terlemek şey lazım derler ya. Terlemek terlesem şart. Rahatlarım. Toksin şart gidecek. Vücuttan ve sonra da dışarı alacağız. Evet. Gözenekler arılsın açılsın diye. Evet. Eczacılık hani çok konuşuyoruz, ilaçlar falan dedin evet ya, vitamin takviyeleri çok fazla alınmaya başladı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla niye sebze yemezler? Hı. Niye meyve yenmez? Hı. Şimdi bakıyorum ben bir radyo programı da yapıyorum çarşambaları. Evet. Mümkün olduğu kadar da televizyonda söylüyorum. Her mevsimin kendi meyvesini yiyeceksin. Türkiye elma cenneti. Evet. Dört mevsimi yiyebiliyorsun. Aynen. Çünkü Niğde bölgesinde duruyor onlar. Her sabah bir tane, rengi ne olursa olsun, tadı ne olursa olsun, neyi seviyorsan bir elmayı çatır çutur ye diyorum. Neden? Bir sürü vitaminler açısından zenginliği var. Bir de aşağı yukarı saat 7.30-8 gibi yedin mi 9.30'a kadar enerji yüksek tutuyor. Ya aç karnına ben şimdi elma yiyince acıkanlardanım. Kimi ben tok tuttuğunu söyler. Ama çoğu insanı da acıktırıyor. Benim gibi çok insan var. Şimdi çok yersen çok değil yani, bir tane yiyoruz. Hani nerede yiyorsun da acıkıyorsun? Mesela akşam mesela yiyeyim ben bunu. Meyve olarak elma yiyeyim. Evet. Sonra yeşil canım elma beni acıktırıyor. Zaman yiyeyim. Midemi kazındırıyor. Aynen evet öyle. Sakın yapma. Elmadan çekiniyorum. Bu elmalarım Denizli'den geldi. Elmayı ne yap? O zaman sana elma tabii böyle bir elma boyutundan bahsetmiyoruz. Şu boy. Tamam. O zaman onu böyle demin yaptığımız gibi halka halka kesiyorsun. Fırına atıyorsun. Çekerken mı? Tarçınlı. Çekerken. Tarçınlı elma karışımını da sevmiyorum. Ha, o zaman ya da bana gelmiyor. Ben dün İkisi gece bir arada. O zaman bal ya da keçi boynuzu pekmeziyle karıştır ya, fırına dün at. Dün gece çıtır şey diye yaptım. Elmaları küçük küçük küp küp doğradım. Evet. Şey kivi aynı şekilde doğradım. Buzdolabı poşetine koydum. Anında çıkarıp o küçük yoğurtlar vardır ya sadelerinden. Ona karıştırıyorum. Öyle iyi. Donmuş meyveyi. Tam evet benim kafada yapıyor. Tabii. Güzel pratik tarifleri tabii var. Tabii canım. Tıkır tıkır ama var, çok hoş bir şey. Meyve hep yenmeli. Bir kere kivi hamur işi biliyorum o kadar. Bir evet tane. Açma. Kivi çok önemli. Mesela kivi diyor. Kivi neredeyse dört mevsim yetişiyor. C vitamini deposu. Yani. Tabii sadece C vitamini deyince meyveleri anlamayalım. Bu taze soğanda, yeşil biberde canım de çok fazla C vitamini var.
Özellikle şu beyaz kısımları değil de yeşil yapraklarındaymış, doğru mu? Tabii ki doğru söylüyorsun. Bizleri takip etsinler Instagram'dan, Facebook'tan ya da diğer mecralardan. Ben seninle mesela bu konuşmaların tamamını küçük 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 veriyorum. Bizler zaten de siz de paylaşıyorsunuz. Tabii, aynen. Dönüp dönüp baksınlar. Yani, HV2'nin sitesinde her şeyi paylaşıyor. Ama hayatım çok fazla bilgi kirliliği var. Onun insanların da kafası diyorum karışıyor. Diyorum ya bendeki soru işaretleri diye. Çünkü senin gibi çok doktorla tanışmışlığım var. İşin uzmanıyla konuşmuşluğum var. Şimdi uzman doktor ama herkesin bir alanı farklı fikri var. Ki. Alanı var. Ama alanı olmayan da konuşuyor. Yeri geliyor görüyoruz, şahit oluyoruz. Öyle olunca kafalar birazcık böyle karışabiliyor. Şimdi biz açıkçası şöyle yapıyoruz. Ben çok, yani kendi adıma konuşuyorum. Mevsimler dönerken hafta hafta ay ay konuşmam gereken konuları planlıyorum. Ve oturup uluslararası bütün internet sitelerine girip neler yayınlanmış makale olarak. Mesela geçen bilimsel sene bir şey söyledim. Bilimsel içerikli bakıyorum. Evet. Çünkü doğruyu yanlışı söylemek lazım. Bitter çikolata son derece kıymetlidir. Ama gece uyumaya giderken bitter çikolata yenmemelidir. Çok güzel bir konuya girdin. Çünkü hep böyle sebzelerden acıdan gaz yapar dedik, ödem yapar dedik. Hani bu kahve ve bitter çikolata bize mutluluk veren iki gıda. Ne? Her şeyin zamanını bilebilmek gerekiyor. Kahveyi uykudan önce almayacaksın. Bitter çikolatayı almayacaksın. Uyutmaz bunlar. Evet, uyutmaz. Adamı böyle diker. Aynen. Bitter çikolata mı uyku açar? Aynen öyle. Çünkü sürekli hormon salgılıyor. Melatonindi, serotonindi derken her şey birbirine giriyor. Uykunuz yoksa muz yiyin derler. Muz çok güzel uyku muz, yapar tabii ki, derler. Tabii ki. Değil mi? Tabii, gerçekten. Onu da söyleyelim. Tabii tabii. Demin yaptım ya yoğurt, muz, yulaf karışımı çok ciddi uyku getirir. Aynen. Ben uyumadan rezene çayı içiyorum. Papatya çayı, papatya, rezene Melisa. Çayı, Melisa çayı. Bunlar mesela kıymetli çaylardan. Uyku düzeni için kıymetli çaylardan. Onun için onlara bakmak lazım.